Hadi, 6,3 bölü 0,25 işleminin sonucunun ne olduğunu bulalım. Böyle bir işlemle karşılaştığımda, işlemi başka bir şekilde yazıp, buradaki sayıyı 0,25 yerine 25 gibi bir tam sayıya bölüp bölemeyeceğimi düşünürüm. Peki, 0,25'i 25 olarak yazmanın bir yolu var mı? Eğer onla çarparsam, virgül 1 basamak sağa ilerler. Bir kere daha onla çarpınca da, virgül bir basamak daha ilerler ve 0,25 25 olur. İki kere onla 10 yani 100'le çarptım. Eğer bu işlemi sadece 0,25'e yaparsam, ifadenin değeri değişir ve bunun olmasını da istemediğim için 6,3'ü de yüzle çarpacağım. 0,25'teki virgül iki basamak ilerlediyse, 6,3'teki virgül de 2 basamak ilerleyecek. 10 ile çarpınca, virgül 1 basamak ilerler ve 63 elde ederim. İkinci 10 çarpınca da, 1 basamak daha ilerlememiz lazım. Şu anda, burada başka basamak görünmüyor, nasıl olacak bu iş diye merak ediyor olabilirsiniz. O halde size hemen 6,3 ile 6,30'un aynı şey olduğunu hatırlatayım. Bunun sonuna istediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Ve bu, sayının değerini değiştirmez. 6,3 ile 6,30 aynı sayıdır. Peki, virgülü bir basamak daha kaydırdığımızda, yani ikinci 10 ile çarptığımızda ne olur? 630. Sonuç olarak, 6,3 bölü 0,25'i 630 bölü 25 haline getirdik. Nasıl mı? Bir kere daha tekrar edeceğim. Çünkü bu ondalık sayılarla bölme işleminin çok önemli bir kısmı. 6,3'ü 0,25'e bölüyoruz. Önce buradaki virgülü sağa doğru ilerletip bu sayının tam sayı yani 25 olmasını sağlayacağız. Daha sonra aynı işlemi bu sayıya da yapacağız. Amacımızın bu sayıyı tam sayı haline getirmek olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra Burada virgülü 2 basamak sağa ilerletiyorum. 1, 2. 0,25 artık 25 oldu. Aynı şeyi 6,3'e de yaptığımızda, birinci basamak, ikinci basamak ve 630 elde ediyoruz. Şunları sileyim ki ne yaptığımız iyice anlaşılsın ve bölme işlemini yaparken de kafamız karışmasın. Hemen burayı da temizleyeyim. Harika! Artık bölme işlemi için hazırız ve çok daha kolay görünüyor, öyle değil mi? 3 basamaklı bir sayıyı, 2 basamaklı bir sayıya böleceğiz. 6'da 25, 0 kere vardır. 63'te 25, 2 hmm, kere 25, 50. 3 kere 25'te 75 ettiğine göre, 63'te 25, 2 kere vardır. 2 kere 25, 50 eder demiştik. Şimdi de çıkarma işlemini yapacağız. Bu arada 2 kere 25'in 50 ettiğini biliyorsanız, 2 kere 5 10 on eder. 10'un 0'ını koyalım. Elde var 1. 2 kere 2 4. Elde de 1 vardı. O zaman 5 eder. 50'ye bu şekilde ulaşıyoruz. Anlaştık mı? Çıkardığımızda 3'ten 0 çıkarsa 3, 6'dan 5 çıkarsa 1. Yani 13 kalır. Şimdi buradaki 0'ı aşağıya indireceğiz. 130'da 25 kaç defa vardır? 25 kere 4, 100 eder. 25 kere 5 ise 125. 25 kere 6, 150 ettiği için bu biraz fazla oluyor. Demek ki 130'da 25, 5 kere vardır. 5 kere 25'in kaç ettiğini biliyoruz ama ben yine de işlemi yapacağım. 5 kere 5, 25 eder. Elde var 2. 5 çarpı 2, 10. Elde 2 vardı, 12. Şimdi de 130'dan 125'i çıkaralım. Sonuç 5'tir. İsterseniz buradaki 0, yandaki 3'ten bir onluk alır, burada 2 kalır ve burası 10 on olur. 10'dan 5 çıkarsa da 5 kalır diye düşünebilirsiniz. Ama daha işimiz bitmedi çünkü bölme işlemini tam olarak yapmamız lazım. Aşağı bir 0 daha indirelim. Yeşil'i kullanmıştım, onun için şimdi sarı kullanacağım. Evet, aşağı bir sıfır daha indirelim dedim ama bunu yaparken çok dikkat etmelisiniz. Çünkü buraya istediğimiz kadar sıfır koyamayız. Eğer koyarsak, 630, 6300 olur. Onun için, bundan sonra koyacağım sıfırları virgülden sonra koyacağım. Yani, böylelikle sayının değeri değişmeyecek. 630 ile 630 virgül 0 Aynı sayı, öyle değil mi? Yalnız buraya virgül koyduğumuzda, buraya da virgül koymamız lazım. Buna çok dikkat edin, olur mu? Şimdi artık bu sıfırı aşağı indirelim ve buradaki sayı 50 olsun. 50'de 25 kaç kere vardır? Şunun da üzerini karalayacağım. Kafamız yok yere karışmasın. 50'de 25 2 kere vardır. 2 kere 25 de tamı tamına 50 eder ve bu çıkarma işleminin sonucu yani kalanımız da 0'dır. Aşağı indirecek sıfırdan başka sayımız kalmadığına, kalan da sıfır olduğuna göre bölme işlemi bitti. 630'u 25'e böldüğümüzde bölüm neymiş? 25,2. Orjinal soruda, 6,3 bölü 0,25 işleminin sonucu da 25,2'dir. Evet, bunun da sonucu 25,2. Bir kere daha yazacağım. Orijinal soru 6,3 bölü 0,25'ti. Bu bölme işleminin sonucu az önce bulduğumuz üzere 25,2. İşte bu kadar.